Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Altan Tan, Diyarbakır Milletvekili. Buyurun Sayın Tan. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, hepinize hayırlı çalışmalar dileyerek konuşmama başlıyorum. Toplu konut idaresinin uygulamaları hakkında bütün boyutlarıyla meclis araştırması açılması isteğimiz ile ilgili konuşacağım. Hepinizin bildiği gibi toplu konut idaresinin esas amacı Türkiye'de konut edinmede zorluk çeken dar gelirli vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılamak ve hızla gelişen, göç alan kentlerimizdeki konut ihtiyacını ve sağlıklı büyümeyi sağlayacak şekilde bu taleplere cevap vermek. Bu iki ana esas üzerine bina edilmiştir toplu konut idaresinin çalışmaları. Tabii ki bu konu uzmanlarınca yıllardır tartışılıyor. Toplu konut idaresi niçin kuruldu? Hangi amaçlarla kuruldu ve bugün hangi noktaya geldi? Ben bu konulardaki görüşlerimi ve tespitlerimi sizlere arz etmeye çalışacağım. Kanaatimizce toplu konut idaresinin yapması gereken birinci görev konut yapmaktan da önce arsa üretmek olmalı. Çünkü yine ilgili kanunlar doğrultusunda şehirlerin mücavir alanlarında bulunan hazine arazilerinin önemli bir kısmı TOKİ idaresine devrediliyor ve bu konudaki tasarruf, imar yetkisi de dahil belediyelerden alınmış olarak TOKİ idaresine verilmiş bulunuyor. TOKİ idaresi bu devraldığı veya elde ettiği araziler üzerinde imar planlarını yaparak yol, su, elektrik, doğalgaz gibi altyapı hizmetlerini bitirdikten sonra gerekiyorsa PTT, sağlık ocağı, okul, ibadethane gibi yerleri de belirleyerek ve yine eğer ilgili kurumların gücü yetmiyorsa kendisi yaparak bu arsaları vatandaşın, kooperatiflerin ve müteahhitlerin emrine verebilir. Ama maalesef bugün gelinen noktada bunu yapmak yerine tamamıyla İdarenin tasarrufları bir rant üretimi şekline dönüşmüş bulunmaktadır. Ve Bayındırlık Bakanlığı'nın yerini almıştır diyecektim ki bu seçimden hemen sonra Bayındırlık Bakanlığı da lağvedildi ve fiili olarak artık Toplu Konut İdaresi ve bağlı olduğu yeni bakanlık bir Bayındırlık Bakanlığı haline gelmiş oldu. Esas amacının da dışına çıktı. Bir diğer önemli noktada yine ucuz konut imal etmektir demiştik. Bu ucuz konut imalatında da takip edebildiğimiz kadarıyla metrekare fiyatları ortalama 400 TL civarında ihale edilmektedir. Bunun da manası şudur, 100 metrekarelik normal bir daire 40.000 TL'ye mal olmaktadır. Arsa bedelleri ve altyapı hizmetleri dahil bu rakam 55.000 TL civarına gelmektedir ki bugün satılan bedeller ortalama yine satış bedelleri 100.000 TL civarındadır. Yani burada da yine ucuz konut imal ederek müstahakkına, mağdura verme mantığının dışında yine ayrıca ciddi bir kar elde etme durumu vardır. Yine toplu konut idaresi belediye harçlarından, proje bedellerinden, yapı denetim harçlarından muaf olmasına rağmen bu maliyet ve satış arasındaki fark maalesef halen devam etmektedir. Eleştirdiğimiz ve kamuoyunun da eleştirdiği en önemli maddelerden ve noktalardan birisi de bu projelerin Sovyetler Birliği'ndeki eski tek tip konutları anımsatmış olmasıdır. 5-6 yaşındaki yeğenlerim nereye gitse daha o şehirde yani arabayla seyahat ettiğimiz vakit TOKİ konutlarını gördüğü an hiç kimse bir şey demeden bu TOKİ diye işaret etmektedir. Bir estetik geçmişteki Osmanlı, Selçuklu, Akdeniz mimarilerini anımsatan
farklı çözümler maalesef bugüne kadar üretilememiştir. Tek tip ve neredeyse estetikten uzak yapılar her tarafı süslemeye başlamıştır. Sevgili milletvekilleri, yine bu imar yetkileri içerisinde toplu konut üretmenin ötesinde büyük alışveriş merkezleri, hastahaneler, stadyumlar, karakollar, en son dönemde de karakollar bunlara eklendi ve birçok şehirde farklı prestij projeleri, mesela Trabzon'daki gibi, gündeme gelmektedir. Bu da toplu konut idaresinin esas varoluş sebebinin dışındaki uygulamalarıdır. Denetim ve imar kalitesinde de ciddi sorunlar vardır. Başlangıçta görece daha düzenli ve daha tertipli başlayan bu inşaatların kalitesi maalesef geçtiğimiz süre zarfında gittikçe düşmüştür. Buna örnek olarak, yani size onlarca örnek verebilirim, 30 yıllık inşaat mühendisliğim boyunca, isteyenler gelip görebilirler, şu an Diyarbakır'da Üç Kuyular mevkiindeki toplu konutun özellikle yolları ve çevre düzenlemesi bir felaket durumundadır. Bütün kaldırımlar çökmüştür, yollar çökmüştür. İkinci sefer tekrar yaptırılmasına rağmen bu ikinci sefer yaptırılanlar da bir felaket manzarası arz etmektedir. Yine bu kötü projelendirmeye örnek gösterebileceğimiz en önemli uygulama maalesef Türkiye'nin incisi Bursa'dadır. Belediye ile Toplu Konut İdaresi'nin ortaklaşa yaptırdıkları ve Osman Gazi Belediyesi'nin sınırları içerisinde bir heyula ortaya çıkmış durumdadır. Yani Kars'a gidip ucube heykelini yıkmak yerine, burada Bursa'dan bugün çok bahsedildi. Ben Bursa'yı ilk olarak 1964 yılında daha 6 yaşında bir çocukken gördüm. Bursa'nın kalbine bir hançer saplanmıştır. Görmeyenler gidip görebilirler. Dev bir kitle, dev bir yoğunluk ve neredeyse Gemlik'ten biraz çıktıktan sonra Bursa'ya yaklaştıkça görülen ve Uludağ'ın silüetini bile perdeleyecek bir heyule ortaya çıkmıştır, bir ucube ortaya çıkmıştır. Sevgili milletvekilleri, bu noktada kentsel dokunun tahribatında da önemli yanlışlıklar vardır. Mesela yine Diyarbakır Suriçi, yani İç Kale projesinde 2007'de ilk olarak kamuoyuyla paylaşılan proje tam anlamıyla bir felakettir. Diyarbakır'ın 5000 yıllık surlarının içerisindeki mekan, 1276 konut komple yıkılıyor ve basketbol sahası ve spor sahaları, o binlerce yıllık ara sokaklar tahrip ediliyor. Allah'tan gerekli merciler, belediye, mimarlar odası ve diğer sivil toplum kuruluşları müdahale etmiştir ve o proje durdurulmuştur. Yani şu an yine yetkili mercilerin onayından geçtikten sonra kentin eski dokusuna uygun bir yapılaşma yapılana kadar bu uygulamalar Allah'a çok şükür ki durdurulmuştur. Bir diğer önemli noktada konuşmamın başlangıcında altını çizdiğim rant olayıdır. Çok uzatmayacağım. Burada İstanbul milletvekillerimiz var. İstanbul'u biliyorlar. Gelir ortaklığı, gelir paylaşımı esasına dayalı bir sistem inşa edilmektedir. Bu arsalar kat karşılığı müteahhitlere verilmektedir. O yüzdelik oranına göre daireler satıldıkça toplu konut idaresi bundan pay almaktadır. İstanbul Ataşehir'de, Halkalı'da, Başakşehir'de %26'dan %43'e kadar giden, en yükseği %43 olan ihaleler verilmiştir. Bunların tamamını bugün ben 30 yıllık bir inşaat mühendisi olarak %65 ile devralmaya hazırım eğer veriyorlarsa. Ama öyle ihale şartnameleri ve öyle büyük teminat mektupları ve öyle büyük gerekçeler ortaya konulmuştur ki belli bir grubun haricinde kimse o ihalelere girememiştir ve o ihalelere girenler de bugün artık bir televizyon artisti haline gelmişlerdir. Her akşam televizyonlarda reklamlara çıkmaktadırlar. Parayı nereye koyacaklarını bilememektedirler. 1 milyon dolara daire satılmaktadır bunun Ataşehir'de. %35, %40'larla ben %75 de vakıflara, Göztepe'de
Bina yaptım ve zarar etmedim. %75'i devlete, %25'i bana. Son olarak da şunu söylüyorum. Toplu Konut İdaresi Diyarbakır'da iki büyük proje. Dicle Vadisi ve Diyarbakır'da İçkale Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili hükümet programına konulmuştur. Maalesef bunlar da beklemektedir. Acilen ilgi bekliyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Tan.